Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması Türk İş'in deyimiyle yeni açlık sınırı 19.830 lira. Bugün asgari ücret 17 bin lira, açlık sınırı 19.830 lira. Bir kişi çalışıyorsa o evde tek başına bile olsa zaten maaşı kiraya verse aç kalır, karnını doyursa sokakta kalır. 4 kişilik bir ailede 4'ü birden aç kalır. 2 kişi çalışmıyorsa açlık sınırının altındalar, kira ödemiyor olsalar bile. Gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarım konusunda hatalı politikalar bir yandan çiftçinin ürününün tarlada kalmasına sebebiyet verirken bir yandan da dünyanın en büyük gıda enflasyonuna sebebiyet veriyor. Burdur'da da gittim fasulye topladım. Fasulye tarlasına gittik, sabah 6.30'du. Tarlada topladık fasulyeyi, sattık 8 lira. Kilosu 8 lira taze fasulye. Burdur pazarına gittik, kilosu 80 lira. Yani ürün üreten için masrafı kurtarmıyor ama satın alan için ateş pahası. Ürün efendim kamyonlara kondu, yollara düştü, İstanbul'a geldi, hal yasası, şu bu, hepsi doğru. Hepsi fiyatı arttırıyor. Onları yapınca zaten o ürün İstanbul'da 140 lira oluyor. Bodrum'da 200 lira oluyor, Milas'ta 180 lira oluyor. Ama Bodrum'da üretilen 8 liralık fasulye Bodrum pazarında 80 oluyorsa meselenin özünde bambaşka sorunlar da var. Böyle olunca artık o iş yapılabilir olmaktan çıkıyor. Türkiye'de 2003 yılında 2.8 milyon çiftçi varken bugün 2.3 milyon çiftçi. 2003 yılında bizim nüfusumuz bundan 20 milyon eksik. Orana bakarsam 500 bin yeni çiftçiye ihtiyaç var. 3.3 milyon olması lazım. 2.3 milyona düşmüş. 1 milyon çiftçi kayıp. Nerede bunlar? Fabrikada asgari ücretle geçimini sağlamaya çalışıyor. Tarımda sorunlar çözülmeyince işsizlik artıyor. Köyden kente göç engellenemiyor. Üretici de tüketici de refaha eremiyor. Bu da yerli üretimi azaltırken ülkemizin dışa bağımlılığını arttırıyor.